Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Şimdi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Çünkü işleyeceğimiz konu son derece önemli. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada. Ve konunun uzmanından öğreneceğimiz çok şey var diyoruz. Obezite ve metabolik cerrah Sayın Hakan Dikme yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema, teşekkür ederim. Evet Hakan Bey, öncelikle tabii ki sizi tanımak istiyoruz. Sonrasında konuşacağımız konu hakikaten tüm dünyanın evet. Tek sorunu. Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'te obezite ve metabolizma cerrahisi ile uğraşıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır burada ameliyatlara devam ediyoruz. Yani sonuçlar gayet iyi. Hastalardan gelen olumlu yanıtları var. Yani şu anda diyeceklerim bu kadar. Evet. Az önce söylediğim gibi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çok ciddi bir tehdit. Obezite. Evet, obezite. Obezite nedir desem? Obezite şöyle tanımlayabiliriz. Aslında bizim vücut kitle indeksi dediğimiz bir oran var. Boy bölü kilonun metrekaresiyle hesaplanıyor. Evet. Normal bir erişkinde bu oranlar 18 ile 22,5 arasında değişiyor. Buna normal erişkin diyoruz. Normal kilolu insan diyoruz. 22,5 ile 30 arasındaki oranda ise işte hafif kilolu. 30'un üstünde şişman diyoruz. Daha bundan sonraki oran tabii ki yükseliyor. 30 ile 35 arası birinci derece obezite. 35 ile 40 arasında ikinci derece obezite, 40'ın üzerinde morbid obez diyoruz. Bundan sonra yine 140-150'leri geçen hastalar oluyor. Bunlarda da oran artık süper obeze geçiyor, süper obeze geçiyor. Yani bu kilo ile orantılı diye geçiyoruz aslında. Kiloya göre değişiyor bu oranlar. Evet. Peki şu an itibariyle ülkemizde, bizi ilgilendiren ülkemiz diyoruz. Evet. Bu konuda çok ciddi sıkıntıları olan hastalarınız vardır mutlak Şimdi surette. Şimdi şöyle, Amerika'da 520 bin obezite ameliyatı olan insan var. Hı hı. Türkiye'de ki bu oran %32. Şişmanlık tabii ki bir hastalık baktığımız zaman. Tabii ki kiloya göre tabii bunun nedenleri hem spor, yetersiz beslenme, düzensiz beslenme, hı hı. Yetersiz spor, egzersizler hep bunların devamında kilo artışına neden oluyor ve obezite ortaya çıkıyor. Evet. Tabii değişik ameliyat yöntemleri var. Şu anda Türkiye'de uygulanan yöntemler var. Evet. Bunların birkaç çeşidi var. Evet. Ama bizlerin en fazla duyduğu kelepçe, mideye kelepçe takılması ve çok da fazla evet. Algılayamıyoruz, halk anlayamıyoruz. Halk arasında evet daha çok kelepçe kalmış. 1990 yılında daha çok bu yöntem başlanmış. Ama çok güvenliği iyi olan bir yöntem değil. Artık kullanılmıyor. Çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Çünkü bu yemek borusundan 10 santim aşağıya mideye oraya bir sentetik bir kelepçe yerleştiriliyor. Bu kelepçe daha sonradan kayabiliyor. Karaciğere yapışabiliyor, mideyi delebiliyor. Bu kelepçe sonunda birkaç komplikasyon olabiliyor. Yani hastayı tehdit edecek durumlar. Çok kullandığımız bir yöntem değil açıkçası. Evet. Şu anda kullandığımız yöntem daha çok sleeve gastrectomy ve gastric bypass. Biraz açabilir miyiz bunları? Tabii ki bizler çok fazla modern tıbbın terimlerinden evet. Anlayamıyoruz. Sleeve gastrectomy şöyle bir ameliyat. Daha çok midenin 3 bölü 2'si yani 2 bölü 3'ünü alıyoruz. Daha çok %75-80'ini yatay bir titanyum bıçaklarımızla, makina titanyum cihazlarımızla yaklaşık 100-150 cc kalacak şekilde mide dokusunu bırakarak yapılan bir ameliyat. Bu videoda da göstereceklerdir herhalde. Orada ayrıntı olarak gözükecek. Midenin 100-150 cc kadarı kalarak beslenmesini bu şekilde takibini yapıyoruz. Daha sonra normal hayatına geçiyor. Ama gastric bypass ise daha çok
tip 2 diyabet olan hastalarda uygulanıyor. Midenin yaklaşık 30 cc kadar bir mide bırakarak ince bağırsakla bağlayarak emilimini bozarak kalori eksikliğine neden oluyoruz. Böylelikle hasta yaklaşık %80 kilo kaybına neden oluyor. Yani ama en çok kullanılan yöntem sivil gastrektomi tabii ki. Evet. Türkiye'de. Yani ikinci yöntemde anladığım kadarıyla midede hazım gerçekleşmeden Şöyle oluyor. Mideden geçiş sürecinde çabuk doyuyor. Bir. İkincisi midenin fundus denilen bir bölgesi var. O bölgeden ghrelin diye bir hormon salgılanıyor. Bu hormon biz ameliyat sırasında o bölgeyi aldığımız için iştah hormonu bu. İştah hormonu bu ameliyat sırasında alındığı için 6 ay boyunca hasta iştahsız kalıyor. Böylelikle kilo vermeye başlıyor. Evet. Peki bu operasyonu kimler geçirebilir? Ya da bu operasyonun da bir takım yan etkileri var mıdır? Çünkü iştahsız kalmak da öyleyse bir takım besinleri alamamaya sebebiyet veriyor. Şöyle bir şey, bu ameliyatı olabilmesi için kişinin 3 yıldır aynı kiloda olması. Yapılan 2 kilo vermeden sonra tekrar kilo alması. Ek hastalıklarının olması, hipertansiyon, diyabet, karaciğerde yağlanma veya uyku apne sendromu gibi yandaş hastalıkların olması. Tabii ki vücut kitle indeksi önemli burada. Hı hı. Biz vücut kitle indeksi 40'ın üzerindekilerini yapıyoruz. Ama 35 üzeri artı yandaş hastalıklar olursa tabii ki bunlar da ameliyat oluyor. Evet. Herhangi bir yan etki olmuyor. Hastalarda yan etki olarak hani bu ameliyat da beraber egzersiz de tabii ki mutlaka gerekli. Diyetisyene gönderiyoruz. Diyetisyen kontrolünde işte ameliyat sonrası beslenmesini ayarlıyoruz. Beslenirken işte sıvı gıdalar ilk 15 gün kullanıyor. 15 günden sonra püre tarzında, ikinci 15 günde püre tarzında beslenmeye devam ediyoruz. Daha sonra birinci ayın sonunda normal beslenmesine devam ediyor. Bu süreç içerisinde tabii ki daha sonrasında kilo verdikten sonra tekrar kilo alabilir ama hasta düzensiz beslenirse. Bu önemli bir kriter. Yine işte fast food yerse, işte çikolata tarzı şeyler tüketirse aşırı derecede. Hani bunlar hep olabilecek şeyler. Amerika'da ready dediğimiz ikinci ameliyatlar şu anda yapılmakta obeziteden sonra. Mesela işte 15 yıl geçmiş, 15 yıl sonra ikinci re-obezite ameliyatı yapılmış mesela. Şu anda onlar yapılıyor. Evet. Belki ülkemizde bu böyle bir şeyler de olabilir. Ama şu anda benim hani gördüğüm kadarıyla ortalama ilk bir ayın sonunda 16 kilo veriyorlar. Üçüncü ve dördüncü ayda ise yaklaşık 40-45 arasında kilo verme oluyor. Yani bir 120 kilo ile gelen bir hasta yaklaşık işte 70 kilolara kadar inebiliyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. Öyleyse operasyonlar gayet de başarılı sonuçlar doğuruyor. Evet. Evet ve aynı zamanda bu operasyonlar neticesinde düzenli beslenme alışkanlığı da edinmiş oluyor şahıs, doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Yani yemek alışkanlıklarını tabii ki sık aralıklarla yiyor. Tabii abur cubur tarzı fast food ürünlerinden uzaklaştığı için biraz da düzenli beslenmiş oluyor. Artı obezite ameliyatından sonra hastalarda yapılan bir araştırmaya göre 10-12 yıl ömür uzattığı saptanmış. Artı gastrik bypass ameliyatı olan hastalarda tip 2 diyabet ortadan kalkıyor. Çok güzel önleyici bir de etkeni var demek ki. Evet, kimlerin olacağından da bahsettik. Kimler olabilir, kimler olamaz. Aslında herkesin olabileceği bir operasyon. Yani kilo ve kriterler var tabii ki. Evet, İlk önce bu hastanın ameliyat olabilmesi için anestezi, endokrin, dahili branşlarını gördükten sonra onların ortak kararından sonra bu ameliyat olurunu veriyor. Ondan sonra biz ameliyat yapıyoruz. Evet. Peki ameliyatın da işleyiş sürecini bir anlatabilir misiniz? Çünkü bu konuda hakikaten insanların kafası çok karışık. Bir takım korkular var. Tabii ki ameliyata ilk önce hastanın hazır olması gerekiyor. Ameliyat olabilmesi için hastanın ilk önce ben bu ameliyatı olmak istiyorum demesi lazım. Bu ameliyat sonuçta bir hastanın kişisel kararı. Hasta bu kilo vermek için geliyor ve hasta ameliyat için hazırlıkları var. Mesela işte kan tahlilleri alınıyor.
Anestezi doktoruna görüyor, endoskopisi yapılıyor. Dahi branşlar görüyor. Göğüs hastalıkları endokrin doktoru görüyor. Ondan sonra hastanın ameliyata hazırlık dönemi tamamlanıyor. Ameliyata geleceği günden sonra biz ona bir kitapçık veriyoruz. Kitapçıkta ameliyatla ilgili konular, işte ameliyattan sonra karşılaşacağı durumlar nelerdir? Neler yapması gerekiyor? Ameliyattan sonra beslenmesi nasıl olmalı? Gibi şeyler var. Ameliyat olduktan sonra yaklaşık 3. 4. günde hastamızı taburcu ediyoruz. Yaklaşık 15 gün dediğim gibi beslenmesi sıvı almak zorunda. İkinci 15 gün püreye geçiyoruz. Ondan sonra normal hayatına geçiyor. Hayatında tabii ki farklılıklar oluyor. Normal bir obez gibi değil tabii ki. Ayakkabısını bağlayabiliyor. Normal fiziki işlerini yapabiliyor. Kendine güveni geliyor en önemlisi. Kilo verdikçe daha mutlu oluyor. Bunlar evet. Tabii ki artı şeyler. Aslında tam da onu soracaktım. Ameliyat sonrasında neler yaşıyor hastalarınız? Ya da psikolojik açıdan herhangi bir dengesizlik yaşanıyor mu? Genelde hastalar bunu hep olumlu karşılıyorlar. Yapılan işlem sonrasında kilo verdikçe hasta özgüveni geliyor. Yaptığı çevresindeki kişilerden saygınlığı artıyor. Yapılan kendi işlerini daha çok severek yapıyor. Bunlar tabii ki hastanın kişiliğini katan şeyler. Yani, olumlu yönde, olumlu evet, yönde evet, kesinlikle şeyler. Öyle, kesinlikle öyle. Çok da güzel bir şekilde ülkemizde uygulandığını da biliyoruz. Sonuçları zaten siz de söylediniz. Karın çevresindeki bir takım birikimler ya da karın çevresi önemli mi bu tür rahatsızlıklarda? Tabii ki. Şimdi obezite dediğimiz zaman karın çevresinin 88 santimin üzerinde abdominal yağlanma oluşuyor. Artık obezite 88 santimin üzerinde oluyor. Ama eğer 102 santimin üzerine kadar çıkarsa bu oran, artık karın içi organlarının içerisinde de yağlanma başlıyor. Bu tabii ki kalp damar hastalıklarının elma tipi şişmanlık dediğimiz durum. Kalp damar hastalıklarına yatkınlık inanılmaz yüksek bu oranlarda. Göbek çevresindeki yağlanma da artınca. Bunlarda önerilen tabii ki egzersiz ve iyi beslenme, düzenli beslenme. Tabii bunları başaramayan, yapamayan kişilerde de mecburen ameliyat tercihi oluyor. Evet. Sonuç itibariyle eğer ki karar verilmişse operasyonların son derece başarılı olduğu ortada diyoruz. Evet, obez hastalarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Sosyal hayatını etkiliyor, evet. Her şeyi etkiliyor. Evet. Daha çok ne şekilde geliyorlar size? Daha çok hayattan daha çok anlamsız olduğunu, artık ben bu şekilde yaşamak istemediğimi, ve artık bu kilodan kurtulmak istediğimi söyleyerek geliyorlar. Psikolojilerinin bozulduğunu, işte kendilerine güvenlerinin kalmadığını, bunun bir çözüm olduğunu hani kafalarında kuruyorlar. Sonuçlarında da zaten hastalar kilo verdikçe inanılmaz keyif alıyorlar. Bizle de paylaşıyorlar bunları. Tabii ki güzel, yani kilo vermek, hoş görünmek, bunlar güzel şeyler. Evet, bir anlamda siz hem bu operasyonları gerçekleştiriyorsunuz hem de psikolojik açıdan destek veriyorsunuz hastalarınıza. Bir nevi. Evet, gerçekten bu çok önemli. Son olarak obezite konusunda ve operasyonlar konusunda neler söylemek istersiniz? Son olarak hastalarda özellikle bu ameliyata karar verirken... Eğer kilo veremiyorsa, 3 yıl içerisinde dediğimiz gibi herhangi bir spor, egzersiz veya diyet sonrasında 3 yıl içerisinde yine aynı kilodaysa ve 6 ay boyunca egzersiz ve diyetle veremiyorsa, hani ameliyat da olmak istiyorsa bence olmalı. Sonuçta faydalı, hastalar için yaşam sürecini uzatıyor. Araştırma dediğim gibi 12 yıl yaşam kalitesini arttırdığı, yani yaşam ömrünü uzattığı saptanmış. Yani benim önerim olmalı. Evet. Peki aslında çok bıçak sırtı bir soru soracağım size. Böyle bir hastamız var. Evet.
Ama ekonomik açıdan kesinlikle bu operasyonu karşılayabilecek durumda değil. Herhangi bir sosyal güvencesi de yok. O tür hastalarda SGK'nın vermiş olduğu, yani daha doğrusu sağlık kurulundan aldıkları raporla ameliyat olabilirler. Ama sadece bu yeterli olmuyor tabii ki. Bu özel hastanelerdeki ameliyatlarda tabii ki ek ücretler olur. Bu tabii ki normal. Evet. Türkiye'de bu evet. Böyle. Peki bu ücretler çok yüklü müdür, kabarık mıdır? Çünkü gerçekten bu tür hastalarımız evet. var ülkemizde. Evet. Yani şimdi bu çalışılan kurumda değişkenlik gösterebilir. Bu rakamları belirleyen o kurumun başındaki kişilerdir. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Hakan Dikme'yi ağırladık. Hoşçakalın.